Evet arkadaşlar, merhabalar. Kütüphane otomasyonun son videosuyla birlikte projemizi tamamlayacağız. Baştan sona göstereyim. Son kısmı da yaparak projeyi tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi biz emanet işlemlerini yapıyorduk arkadaşlar. Emaneti teslim ettik, iade aldık. Emanetteki kitapları listeleyeceğiz. Şu an kodun sonu burada arkadaşlar. Şimdi yukarıda şurada emanet kitap işlemleri, hemen yapalım. Printf. Ekranı temizleyelim. Printf, emanet, kitap, listeleme ekranı diyelim. Bu ekranda olduğumuzu bilelim. Daha sonra biz ne yapacağız? Emanetteki kitapları listeleyeceğiz. O yüzden bir pointer oluşturalım. Pointer, fopen, emanetler.dat dosyasını gitsin okusun. R artı binary formatında ve olanları ekrana yazdırsın. File diyelim. Efrit. Ne yapacağız? Tabii bir tane okuyacağımız şeyleri kaydedeceğimiz yerde emanetten E1 oluşturuyorduk. E1'in içerisine kaydet okuduklarını. Size of emanet. Bir kayıt yap. Virgül bir diyorduk. Ve pointer'ın gösterdiği yere göster. Tabi bu null olana kadar, yani dosyanın sonuna kadar oku ve ekrana yazdır. Ne yazdıracağız? Önce bir başlık verelim şurada while'ın dışında. Printf diyelim. %-20s diyeyim. Bunu 3-4 tane kod bile yapıştır yapayım isterseniz. 1-2-3. Ne olacak bunlar? Hızlıca. TC olacak. Barkod olacak. Emaneti verdiğimiz tarihi yazdıralım. Tarih diyelim. Ve en son durum diyelim. Şimdi bu formatı isterseniz kopyalayalım şöyle. Ctrl-C diyeyim. Yapıştırayım while'in içerisine. Şurada. Tabi TC %S olacak ama tarih, pardon, barkod %D olacak. Daha sonra tarih var, durum var. Tarih 20 karakterden fazla çıkar ama formatını değiştirelim arkadaşlar. Durumda %S değil %D. Terslaşa. Neyi bunlar? Şuraya da terslaşa'yı koyalım arkadaşlar. Unutmadan. Şimdi neyi bunlar? Virgülü koyalım. E1'in içerisindeki üye TC'si. E1'in içerisindeki barkod. Yani kitap barkod. E1'in içerisindeki tarihi, ama tarihi şöyle yazdıracağız arkadaşlar. Farklı bir formatta. E1'in içerisindeki durum. Şurada tarihi alayım arkadaşlar. Tarihi formatını değiştirmeyi projeye başlamadan önce anlatmıştım arkadaşlar. Hatta iki tarih arasındaki farkı bulmayı da bahsetmiştik. Şimdi o şekilde bir tarihi formatını değiştirelim. Char tarih diyeyim. 20 karakter. Ne yapalım? Tarihi struct tm'den bir t bilgi, tarih bilgisi olsun. Bu ne yapacak? Local time'dan bize E'nin içerisindeki, emanetin içerisindeki pardon, teslim tarihini alacak. Daha sonra biz bunu dizi formatındaki şu diziye kaydedelim. Nasıl kaydedeceğiz? Strf time tarih size of tarih ne yapıyorduk? Burada formatımızı belirliyorduk. %D dersem day olur, gün, nokta. %M dersem gün olur, nokta. Aralarında nokta olsun arkadaşlar. Ben o yüzden nokta koyuyorum. Büyük Y dersem de yıl olur. Bu ne olacak? T bilgi. T bilgi. Tamam. Bu aldığımız şeyi, formatı tarih dizisinde tutuyoruz. Artık şurada tarih olarak yazdıracağız. Tabi burada neye göre yazdırıyorduk arkadaşlar? Yazdırma işlemini şöyle yapalım. If diyelim. T1'in, pardon, E1'in durumu eşdeş sıfırsa. Yani E1'in durumu eksi 1 ise yasaklı kişidir, kitabı iade etmiştir. 1 ise kitabı almıştır ve iade etmiştir, herhangi bir yasaklı duruma düşmemiştir. Ancak durumu 0 ise bu kişide kitap duruyor demektir. Almıştır ama iade etmemiş demektir. O kişiyi yazdıracak. Tabii kaç kişi olduğunu da bulmak için isterseniz şurada bir sayacı oluşturuvereyim. Şuraya bir değişken oluşturacağım. Integer sayacı 0'dan başlatayım. Kaç tane emanette şey var onu da şurada. Şunu yazdırıyoruz ya arkadaşlar. Hem yazdırsın hem de sayacı artıralım. Yani kaç kişi olduğunu buradan bulabiliriz. En son işimiz bitince ne yapıyoruz?
Pointer'ımızı kapatalım. Ondan sonra bir de printf'le emanet sayısı, emanet kayıt sayısı diyelim, yüzde de ters slash n diyelim, sayıç. Şimdi burada şundan formatları değiştirmedik herhalde, yüzde de, yüzde de değiştirmişiz, tamam. Şimdi kayıtlarımızı da bu şekilde listeleyeceğiz arkadaşlar. Bir görelim isterseniz. F11'e basacağım ama ne diyor burada? While. Şurada noktaları virgül kalmış. Şimdi kaynak dosyasında önce denemeler yapmıştık arkadaşlar. Onları sildim ben. Baştan yapalım kayıtlarımızı. F11'e bastım. Sayaç art art olacaktı. Tamam. F11. Tamam. Şimdi kitap 1'e basıyorum. Kitap listelediğim zaman gördüğünüz gibi kimse yok. Tekrar 1'e bastım. 1'e bastım. 100 barkodlu. Kitabın adı Nutuk diyelim. Yazar Atatürk diyelim arkadaşlar. Yayın evi Ata Yayın diyelim. Kitap türü tarih diyelim. Temin türü bağış diyelim. Temin tarihini 10.05.2021 diyelim. Stok sayısı 2 adet. Şimdi burada bir kitap daha kaydedeyim isterseniz. Kitap ekle. Neyden? Barkodu 101 olsun. Kitabın adı Safahat diyelim isterseniz. Yazarı Mehmet Akif Ersoy diyelim. Yayın evi Ersoy Yayın diyelim isterseniz buna da. Kitap türü şiir, temin türü bağış, temin tarihi 05.01.2021 olsun ya da 22 fark etmez. Stok sayısı bunun da 5 olsun. Bir kitap da kaydedeyim isterseniz 1 diyelim. Barkod numarası 102 olsun. Kitabın adı Ana diyelim. Kitabın ismi Ana olsun. Yazarı Korki diyelim. Yayın evi Times Yayınları olsun. Kitap türü roman diyelim. Temin türü satın alma diyelim. Temin tarihi 01.02.2021 diyelim. Stok sayısı da bunun kaç tane olsun? Bir tane olsun. Şimdi arkadaşlar stok kaydı tamam. Şimdi 1'e bastım. 3'e bastım. 3 tane kitabım var ancak toplam 8. 2, 5, 1. Şimdi en alttaki ana romanım, Gorki'nin ana romanı bir tane. Buna dikkat edelim. Şimdi bunu eğer bir tane emanet verirsem ikinci kişi geldiği zaman bu sıfır olduğu için vermeyecek, uyarı verecek. Üyelere gelelim, üye işlemleri. Bir süreye bakayım arkadaşlar. Önceki videomda anlatıyordum. Süre durmuş. O yüzden boşa anlatmışız. O yüzden süreyi kontrol edeyim. Şimdi 2'ye bastım. Üye işlemine pardon. 2'ye de 3'e basayım. Kimse yok. 2 dedim, 1 dedim. Üyelerimizi kaydedelim. 123'lü TC'li kim olsun? Sadece Şahin diyelim. TC doğum tarihi 28.01.2000 diyelim. Telefonu şöyle rastgele bir numara girdim. E-postası saliha@hotmail diyelim. Üyelik tarihi 01.05.2021 olsun. Adresi Konya olsun. Yeni bir üye kaydı yapalım. 1. 124 TC'li. Ad soyad Mustafa Yılmaz diyelim. Cinsiyet erkek diyelim. Doğum tarihi 05.05.1995 olsun. Telefonu rastgele bir şey yazdım. E-postasına mustafa@hotmail dedim. Üyelik tarihini 02.02.2021 diyelim. Adresi Kayseri olsun. Bu da tamam. Bir tane daha kaydedelim. 2'ye bastım, 1'e bastım. TC'si 124 olsun ya da 125 olsun. Adı Burak Kağan diyelim. Diyelim doğum tarihi 05.05.1998 olsun. Telefonu rastgele bir şey yazdım. E-postası burak@gmail diyelim. Üyeliği 02.01.01.2022 olsun. Adresi Kütahya olsun. Yeterli arkadaşlar. Üye kaydımız tamam. Üyelere bir bakalım. 3 tane üyemiz var gördüğünüz gibi. Burak, Mustafa, Saliha. Kitaplarımız kaç tane? Tabi TC'yi bilinçli böyle verdim. 123, 124, 125. Kitaplarımızda 100, 121, 122 barkodlu kitaplar. Tamam. Emanet kitap verelim arkadaşlar. 3'e bastım. Önce emanetleri listeleyelim. Gördüğünüz gibi 0. Herhangi bir kimseye bir şey vermemişiz. Ekranındayız. Şimdi burada ekran temizlemeyi
de yapalım arkadaşlar. Bu kısım CLS demişim ama isterseniz sıfıra basayım. Zaten kayıtlarımız duruyor. Veri tabanına kaydettik. Printf demişiz arkadaşlar. Bunu sistem yapacaktık. Sistem CLS. Tamam. Tekrar F11'e basayım. 3'e bastım. 3'e bastım. Şimdi daha temiz oldu. Sıfır kaydımız var. Kimseye kitap vermemişiz yani. Bir diyelim, bir kitap verelim. Kime verelim? Pardon, bir dedim ama aslında şey yapacaktık. Sıfır deyip tekrar döndüm. 3'e bastım. Emanet kitap ver. 1'e basalım. 123 TC'li kişiye barkodu kaç olsun? 100 barkodlu kitabı ver. Kaç günlüğüne? 5 günlüğüne. Enter'ladım. Kaç gün kullanacağını yazdı. Kaydı tamamladı. Tamam. Şimdi bir kitap stoğuna bakalım. 3'e bastım. 100 barkod 2 idi, 1'e düşmüş gördüğünüz gibi. Bir de 3'e basalım, 3'e basalım. Gördüğünüz gibi emanette bir kitabım kayıtlı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha verelim isterseniz. 3'e bastım, 1'e bastım. Emanet kitap vermek. Kime verelim? 124 TC'li kişiye 102 barkodluyu verelim. Tamam. Kaç günlüğüne? İşte 20 günlüğüne. Tamam. Emanet kaydı. Tamam. Tamam. Stok da güncellendi. Bir bakalım. 1'e bastım. 3'e bastım. Şimdi burada gördüğünüz gibi Gorki 0'a düştü. Yani bir taneydi zaten. Onu da verdik. 3'e basalım. 3'e basalım. Kime vermişiz? 124 TC'li kişiye 102 barkodlu kitabı vermişiz. Şu an gecikmemiş. Gecikirse bu durum eksi 1 olacak. O şekilde ayarladım. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Kitaplara bir bakalım. Ben şimdi bu kitabı tekrar vermek istersem izin vermemesi gerekiyor. Bir bakalım isterseniz. 102 barkodlu kitabı. Bir de kime verelim? Üyelerimize bir bakalım. Üyelerden Burak'a verelim. 125 TC'li. 3'e bastım. Emanetler. Tamam. Kime? 125 TC'li kişiye 102 barkodlu kitabı ver dedim. Ne dedi? Bu kitaptan stok kaydı var ama yani kitap kayıtlamaz, stokta kalmamış dedi. Verme işlemini yapmadı. Şimdi ne yapalım? İsterseniz bir iade alalım. İade almayı nasıl yapacağız? 3'e basayım. Emanet kitapları listeleyelim. İki kitabımız emanette. Süresi de geçmiş değil. Şu 124 TC'li kişi 102 numaralı kitabımızı iade etsin. Zaten bir kitabımız vardı, onu da iade alalım. Yani son kayıtlı olan kitabımız. 3 dedim. Emanet kitabı iade almak için 2'ye bastım. TC'si 125 olan arkadaşımız barkodu kaçtı? 102 idi. Tamam. Barkod numara, emanet kaydı. Bu eşleşmedi. Niye eşleşmedi? Ben yanlış girdim herhalde. Bir listeleyeyim. TC'si 124'müş arkadaşlar. Ben 125 diye yazdım. O yüzden eşleşmezse iade almıyor. Şimdi tekrar yapalım. 3'e basıyorum. 2'ye basıyorum. 124. Evet. 102 barkodlu kitabı iade al dedim. Bu kişi bu kitabı 117 saniye kullanmış arkadaşlar. Aldıktan 117 saniye sonra iade etmiş. Bu 1.95 dakika ediyor. İşte saat olarak bu, gün olarak bu. Emaneti iade aldık, stoğumuzu güncelledik, durumumuzu güncelledik. Bir bakalım, 1'e bastım, kitap listeleyelim. Gördüğünüz gibi Gorki romanımız tekrar 1 oldu. Artık verebiliriz diğer isteyen kişiye. Bir de üyelerimize bakalım. Üyenin durumu 2, 3'tü. Üyemizde şu an durumu Mustafa'nın durumu eksi 1 olmuş. Niye eksi 1 olmuş arkadaşlar? Bunu durumun eksi 1 olma durumu burada bir hata mı var acaba? Mustafa'nın durumu eksi 1 olmuş. Burada kaç günlüğünü almıştı? Bir sıfıra baksayım arkadaşlar. Yani yasaklı duruma düşmüş Mustafa. Şurada bir durumlara bir kontrol edeyim arkadaşlar. Emanet kitap iade al. Ya da emanet kitabı biz Mustafa'dan iade almadık. Sonuç 1 ise bir bakayım arkadaşlar. F11'e basayım. 1 dedim. 3 dedim. Ha buradan. 2 dedim. 3 dedim. Şu an Mustafa'nın durumu eksi 1. Acaba niye kitabı geciktirdim acaba? Geç mi aldık? Onu bulmaya çalışıyorum. Yani bu kişiye ben kitap vermek istersem artık yasaklı olduğu için kitabı veremem. İsterseniz onu bakacağız. Önce sıfırla bir kontrol edeyim. Durumun niye sıfır olduğunu.
İade alırken bu kişi sonucuna eksi bir kaydettik. Niye kaydettik eksi bir? Ona bakmaya çalışıyorum. İade kaydı tamam. E1 kitap barkod. Stok güncelle. Eğer durumu şey olursa eksi bir yap demişim. Durumu eksi bir yap demişim. Bir gecikmeye girmiş herhalde. Gecikme gün sayısı. Burada gün sayısında bir hata mı yaptık acaba? Yok. En azından burada bir şey var arkadaşlar. Bir tekrar F11'e basayım. Şimdi Mustafa'ya tekrar kitap vermeye çalışalım. Yani şurada üye 3 listeliyim. Mustafa'nın durumunun eksi 1 olması iyi oldu. Şimdi Mustafa'ya yeni bir kitap verelim. Durum eksi 1 olduğu için veremeyeceğiz. Çünkü bu kişi yasaklı bir kişi durumunda şu anda. Tekrar 1'e basayım isterseniz arkadaşlar. 124 TC'li Mustafa'ya neyi verelim? Kitap sil, kitap ekle. Önce kitapları bir listeleyeyim isterseniz. Neyi verelim? Safahat'ı verelim. 101 vermeye çalışalım daha doğrusu. Emanet işlemi, kitap ver. 124 Mustafa'ydı. Barkodu, 101 barkodlu kitabı ver dedim. Gördüğünüz gibi bu kişi yasaklı dedi. Bu kişi yasaklı bir duruma düşmüş. Çünkü kitabı alınca belli bir sürede iade etmemiş. Normalde o süreyi doldurmamıştı ama ben eksi bir sayı girmiş olabilirim. O yüzden olabilir. İsterseniz yeni bir kayıt yapalım. Mustafa'yı silelim isterseniz. Tekrar durumunu artılaştıralım. 1 dedim ya da 2 dedim. Önce listeleyeyim. Mustafa'nın TC'si 124. Durumu eksi 1. Bunun durumunu Mustafa'yı silelim yani. Üye işlemleri için, üye silmek için 2. 124 TC'li kişiyi sil dedim. Tamam, bu numarayı sildik. 2'ye bastım, 3'e bastım. Gördüğünüz gibi Mustafa yok. 2 kaydımız var. Tekrar Mustafa'yı bir daha kaydedelim isterseniz. 2 dedim. 1 dedim. TC'si Mustafa'nın 124. Gene 124 diyelim. Adı soyadı Mustafa. Bu sefer büyük yazayım isterseniz soy ismini. Yani ikinci kayıt olduğunu görmüş olalım. Erkek. Doğum tarihi şöyle 05.05.2000 diyelim. Telefonu şöyle rastgele bir şey girdim. E-postası Mustafa Yılmaz @hotmail diyeyim. Üyelik tarihi 05.05.2021 olsun. Adresi İstanbul diyelim. Hep Kayseri demeyelim. Üye kaydı tamam. 2'ye bastım, 3'e bastım. Mustafa'yı 124 olarak, son kişi olarak kaydettik. Ve durumu da şu an 0. Daha öncekinde herhalde ben kaydederken eksili bir sayı girdiğim için durumu eksileşti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? 3'e basalım. Tekrar 3'e basalım. Şu an bir tane kitabım emanette. Kimde? Saliha'da. Saliha'dan alalım isterseniz bu kitabı. 123 TC'li kişiden 100 barkodlu kitabımızı iade alalım. 2'ye bastım. Pardon. Önce 3'e basacağız. Sonra iade almak için 2'ye basacağız. 123 TC'li kişiden 100 barkodlu kitabımı iade al dedim. Bu kişi 466 saniye kullanmış. Bu 7 dakikaya tekabül ediyor. İade kaydı tamam. Stoğu güncelledi. Ancak gördüğünüz gibi kişiyi güncellemedi. Çünkü yasaklı duruma girmediği için durumunu eksi bir yapmadı. Bir bakalım isterseniz. 2'ye bastım, 3'e bastım. Saliha'nın durumu şu anda 0. Yani bu kişi zamanında kitabı getirdiği için durumu 0. Kitabı geciktirirse, taahhüt ettiği günden geç getirirse durumu eksi 1 oluyor arkadaşlar. Proje bu şekilde ve uygulama bu şekilde. İsterseniz 3'e basıp 3'e bastığım zaman stokta kitap kalmamış oldu. Pardon, emanette kitap kalmadı. İade etmek istersek iade edebiliriz artık. Sıfıra bastık mı programda sonlanıyor. Bir süreye bakayım arkadaşlar. Dediğim gibi bir önceki videoda bunların hepsini anlattım ama süre durmuş. O yüzden tekrar baştan başladım. Tabii bunları kaydettik. Emanetteki dosyalarımız bunlar. Kitaplarımız bunlar. Üyelerimiz bunlar. Tabii emanet kaydını niye göstermedi? Durumu sıfır olanları gösteriyor. Eğer iade ettiyse o kişi bir olmuştur durumu. Geciktirdiyse eksi bir olmuştur. Uygulama bu kadar ve bu şekilde arkadaşlar. Gene baştan sona göstereyim. Siz de bakın. Eksik fazla bir şey varsa mail yoluyla ulaşabilirsiniz.
Baştan sona gösteriyorum. Kütüphane otomasyonu yapılarımız bunlar. Kitap yapısı, üye yapısı, emanet işlemleri. Tabii şurada barkod da yabancı anahtar arkadaşlar. Yabancı anahtar diyelim. Kitap ekleme ya da kitap silme ya da kitap listeleme fonksiyonunu bu şekilde oluşturmuştuk. Tamam. Şimdi kitap işlemlerinden sonra üye ekleme, üye kısmına geçmiştik. Üye ekleme, üye silme ya da üye listeleme işlemi yapmıştık. Daha sonra en son stoklarla yani emanet verme, emanet alma işlemi yaptık. En son emanetteki kayıtları listeledik. Hatta emanete bağlı olarak kişinin üye durumunu ya da kitap durumunu da güncelledik. Yani emanetteki kitabı iade alma ya da en son az önceki videomuzdaki emanetteki kitapları listeleme işlemi yaptık. Pointer okudu, kaydetti, yazdı ekrana. Uygulamamız bu şekilde. Ana menümüz buydu arkadaşlar. Proje biraz kapsamlıydı. Güzel seri anlattık arkadaşlar. İnşallah anlaşılmıştır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.